hanımlar. Elif Şebnem Akal, Ayşenur Yazıcı. Yine karşınızdayız hayatınıza dair bir konuyu konuşmak için. Konuşmak değil sadece, aklınıza gelmemiş olanları hatırlatmak ve o sorun neyse hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için. Çünkü bazen sorun çok minnak ve çok çabuk halledilebilir bir sorun oluyor. Ama işin içinden çıkamayıp böyle hamsterın tekerlekte dönmesi gibi dönüp duruyoruz. Geçen videoda Şebnem de okumuş, özgüven hakkında bir video istemişler. Evet, öyle yapalım dedik. Değil mi? Özgüven evet, üzerine evet, konuşalım. Özgüven üzerine. Bu nedir? Küstahlığa nerede varır? Çünkü özgüvenin de bir patlaması oluyor. Kendini evet, bir şey zannederek ya. Böyle krallar, prensesler falan. Nereye kadar iyidir? Aileden mi öğrenilir? Anne babadan mı? Sonradan mı kazanılır? Mesela ben kafama böyle şeyler takmayı çok seviyorum. Ben de. İşte deliye bak arkadaşını gör. Niye öyle düşünüyoruz? Yani mesela kafaya bir şey takmak neden özgüven olsun? Kendini bununla iyi hissediyorsan abartmadan hani çünkü kimseyi de rahatsız etmiyorsan yapabilirsin. Ben aynı şeyi şapka için düşünüyorum. Evet. Birçok hanım şapkayı çok sever kışın böyle hoş bereleri. Ama takamaz çünkü ay herkes bakıyor. İyi de abi kötü bir şey yapmıyorsun ki kimseyi de rahatsız etmiyorsun. Takabilirsin. Evet. Benim Yemeni koleksiyonumu görseniz herhalde bir 200 tane falan Yemen'im vardı. Çünkü bayılırım Yemen'i takmaya kafama. Hı hı. Şimdi özgüveni konuşalım abi. Evet konuşalım. Ne yapabiliriz? Nasıl çoğaltabiliriz? Özgüven ne ilk önce? Yani? Özgüven ne aslında biliyor musun? Geçen videoda da konuştuk ya şu içimdeki kaynana vardı. Hiç susmuyordu. Sürekli bir şey buluyordu. Sizin önünüze hep olumsuz önermelerle geliyordu. Özgüven aslında insanın kendi kendiyle ettiği sohbetlerin sonucu. Aha. Evet. Kendine ne söylüyorsun? Kendini nasıl destekliyorsun? Bütün bunları gözden geçirmesi lazım insanın. Gün içinde kendinizle nasıl sohbet ediyorsunuz? Bir bakın bakalım neler söylüyorsunuz? Özgüven doğuracak şeyler mi söylüyorsunuz? Özgüveninizi azaltacak şeyler mi söylüyorsunuz? Ama sırf içindeki kaynana değil bu. Annen de özgüvenini ya da baban da tabii kendine olan özgüvenini etkileyebilir. Evet. Hani bu ne biçim giymişsin öyle filan var ya. Tabii hani, ki. Bana küçükken babam çok yapardı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Allah'ım yarabbim. Mavi maskara moda. Türkiye'de kaç kişi de var bilmiyorum. Fransa'dan mavi maskara getirmişim. Bir tane yaz tatilinde gelmişim öğrenciyken. Onu sürmüşüm. Başka da makyaj yok gözümde. Tam kapıdan çıkıyorum. Babam dur bir bakayım dedi bak. Pavyona mı gidiyorsun dedi. Ay baba dedim moda. Böyle moda mı olur? Maymuna dönmüşsün sirke git. Allah'ım yarabbim. Böyle kendimi o kadar kötü hissettim. Eminim demek istediği o değildi bana. Bu alışılagelmişin dışında bir şey. Niye bunu yaptın demek istiyordu. Evet. Ama kendime olan özgüvenimi mahvetmişti. Ondan peki, sonra bir daha maske kullanmadın mı? O evlenip barklanıp çoluk çocuk sahibi olduktan ama sonra. Ama o aldığın maskarayı bir daha hayır, kullanamadım. Neden kullanmamış oldun? Babam sevmediği ve bunu anormal hissettiği için. İçindeki sana ne söylüyordu bu arada? Ay sana çok yakıştı. Tür diyordu ya içimdeki. Hı-hı. Ne olacak akşam yıkayacağım yani. Evet. Öbür taraftan da babandan çekindiğin için başka bir şey mi söylüyordu? Yani babamı çok sevip çok güvendiğim için ya benim bu kadar sevdiğim bir şey nasıl olur bu kadar anormal görülür? Hı-hı. Şey oldu yani ezik oldum ya. Bu dünyada ne kadar insan varsa o kadar sayıda zevk, beğeni düşünce ve düşünce var. Hiç kimseye kendinizi beğendirmek, onaylatmak zorunda değilsiniz. Ama baba. Tamam baba. Yani belli bir yaşa kadar evet onların sözlerine, tavsiyelerine uyuyoruz. Ama siz kalkıp da 30 yaşında hala birilerinin sözüne bakarak iş görüyorsanız o zaman oturun düşünün. Yani o zaman demek ki hala da onaylanmaya ihtiyacınız var. Kendi düşüncen değil, başkalarının söylediklerini evet, hayata evet, geçirmek evet, üzere. Evet, evet. Yani bu kadar insanın bu kadar farklı düşüncesi, huyu olabilir. Herkes kendini farklı şekilde ifade edebilir. Şapka takabilir veya işte farklı bir giysi kullanabilir. Kimse kimseye dönüp bakmıyorsa bir ortamda çok güzel. Herkesin baktığı bir ortamda bana bakıyorlar diye rahatsız oluyorsanız İşte bu rahatsız olmak sizden kaynaklı bir durum. Onların bakışı evet sizi rahatsız edebilir. Ama rahatsız olduğunuz için yapmak istediğiniz şeyden vazgeçmek inanın gene sizin kararınız. Yani şu var biz kararlarımızda sorumluluğu hep başkalarına atıyorsak eğer bu bizim gücümüzü başkalarına vermemiz demektir.
Ama kararlarımızı kendimiz aldığımızı kabul edersek bu gücümüzü kendimizde tutmak demektir. Şunu söylemek istiyorum. Baban onaylamadı diye kaç yaşındaydın? 18-19. Üniversite 2. sınıf. İşte aşırı bir tepki vermiş anladığım kadarıyla. Ama babam hep öyle tepkiler vermiş. Anneler babalar biliyorsunuz hep korumacı. Yani onun bütün bunları söylemesinin altında işte etraftan sana da bakarlar. Herkes bana bakacak. Rahatsız ederler. İşte zor durumda kalabilirsin şeklinde bir aslında düşünce var. Hani o senaryo yazan taraf var ya orada o işlemiş. İşte babamın babasında. İçindeki kaynana ona bunu yaptırtıyor muhtemelen. Evet evet ve sana bu şekilde müdahale etmiş. Peki doğrusu şu muydu yani benim baba ne var ya bu çok güzel çok moda bana ne filan mı demem lazım diye. Şöyle örnek vereyim sayın seyirci ben 18 yaşımda üniversitede sigara içmeye başladım. Evet. Kötü örnek. Evet. Sigara içiyorum ve bu arada da ablam var benden 2 yaş büyük o da sigara içiyor. İşte o gidiyor balkonda içiyor tuvalette içiyor güya babam görmeyecek falan filan. Ben kendime yediremedim çünkü bunu yapmak istiyorum ve bunu gizli saklı yapmak çok bana aykırı bir durum. Babamın karşısına oturdum hiç saygısızlık etmeden. Babacım dedim ya ben bunu içiyorum ve dedim müsaade edersen senden gizli saklı değil abartmamak şartıyla işte özgüveni o şımarıklık seviyesine çıkarmadan. Özgüven patlaması yaşamış. Evet yanında içmek istiyorum dedim. Cevabı ne oldu dersiniz? Zıkkımı kökünü iç demiştim. Hayır. Dedi ki kızım bu senin sağlığına zararlı. Ama madem içiyorsun tamam istediğin gibi içebilirsin. Fakat ne oldu? Şimdi hani benim bu bahsettiğim yıllar da 80'lerin ortası sonu diyelim. 90'ların başı. Babamla birlikte gittiğimiz ortamlarda işte ne bileyim bir yerlere yemeğe gidiyoruz veya düğün, davet o zaman da iç ortamlarda içiliyor sigara. Babam benim sigaramı yaktı. Kendisi içmediği halde çakmak taşıyordu. Bir hanım asla sigarasını yakmamalı diye. Allah Allah. Bu neye yol açtı? Çok enteresan bir adamdı rahmetli. Yani, tabii ki özel bir insandı. Çok, Allah ona da rahmet eylesin yaptığı yerde. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Herkesin gizli saklı işler çevirdiği bir dönem olan o dönemde bunu ben babamın onayıyla, babamın kabulüyle herkesin içinde yapıyor olmanın özgüvenini hep taşıdım. Bu beni çok güçlü kıldı biliyor musunuz? Elbette ki her anne her baba aynı tepkiyi verecek değil ama ona onaylatmak için karşısına giden bendim. Babam bana sen sigara mı içiyorsun gel konuşalım demedi. Ben onun yanına gittim ve durumu açıkladım. Doğruyu söyledim. Baba ben gizli saklı içmek istemiyorum. Bu kadar. Yani ona karşı ben dürüst olduğum için aslında bu hakkı edindim. Ve bu hak demeyelim de yani bu ayrıcalık. Dürüst olmuşsun dürüst olmak karşı. Ve bu ayrıcalığı kazanmak kendi yaşıtlarıma göre benim hayatım boyunca aslında bir sürü konuda yaptığım şeydir bu. Hep güçlü kıldı, özgüvenli kıldı. Her zaman kendimde hissettim gücü. Kimsenin üstüne atmadım başıma gelenleri. Benim kararımdı dedi. Mesela piyes yapılır okullarda, gösteri, evet. Tiyatro falan. Böyle kimileri çıkmamak için ne yapacaklarını şaşırırlar. Evet. Kimileri de hocam bana da görev, bana da ben de rol yapayım falan. Bu anne babanın büyütürken o çocuğa verdiği yapabilirsin güvenimi. Evet. Evet. Ya da yapamazsan da bir daha denersin. Bu mu özgüveni acaba tetikliyor? Şimdi mesela özgüvenle çok bağlantılı bir durum var. Kalabalık önünde işte konuşamamak. Ay evet. Çok ileri yaşlarda bile halen müdürler olan. Müdürler var konuşamıyor. Herkesin de bir şekilde baş etmeye çalıştığı ama hani çok da açıkçası yenilebilmiş özellikle bilmiyorum bizim toplumumuzda bir korku değil. Halen mevcut her yaşta var. Bu korkular tabii ki okul çağlarında daha çok oluyor. Yani biz küçük yaşlarda ediniyoruz bu korkuları ve genelde bir seferde oluyor. Kimlik oluşmadan da. Tabii. Mesela işte sözlüğe kaldırdı öğretmen. Sorunun cevabını da bilmiyorsun. Bütün sınıf güldü. İlkokul bir. Hadi bakalım bir daha kalk o kalabalığın karşısına. Çok pişkinler var öyle şey. Tabii ki. Yani bundan rahatsız olmak yine sizin içinizde olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Kalabalığın karşısına çıkarsam bana hep gülecekler düşüncesiyle. Bunu ömrünüzün bilmem kaç yaşına kadar taşımanız sizin kararınız. O bir seferde öğrenilmiş bir şey ama gelecekte de bunu
yaşama korkusunu taşımak sizin kararınız. O olaya bakarak. Dans da aynı değil mi? Tabii ki. Yani bir düğünde, bir dernekte ya da bir yaş gününde falan herkes dans ediyor. Birileri hiç çıkmak istemiyor, dans etmek istemiyor. İstemediğinden değil, içi onun da kalkmak istiyor pistte ama... Ya herkes bana bakarsa, evet. Ya işte elbisemin arkası kötü duruyorsa, dursun. Evet. Benim kızım çok güzel dans eder diyen bir anne, kızının ileride çok iyi bir dansçı olmasına yardım edebiliyor. Yani çocuğu her şeyde herhalde kınamamak lazım. Evet, tabii. Peki içimizdeki kaynana bunu bize niye o kadar çok söylüyor? İşte bir seferde edinilmiş ve hani bizim ilkel beynimiz hep bizi korumak istiyor ya. İşte kalabalığın işte sizinle alay etmesi veya işte sen o mavi maskarayla çıktığında dışarıdakilerin sana farklı gözle bakması. Anlatabiliyor muyum? Bunları hatırlatarak sürekli kendini belli ediyor. Ben mesela şöyle de bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir mülakata giriyordum bankada çalışırken. Ve hani bir seferde alacağım bir not vardı ve o not eğer iyi bir notsa ancak o sınavı geçebilecektim. Neyse işte insan kaynakları falan filan bir sürü yetkilinin karşısında çıkıp bir sözlü mülakat yapacağım. Tam arabadan inerken o şık kıyafetimin altındaki şık çorabım kocaman delindi. Takıldı bir köşeye ve koca bir delik var üstelik görünür ve ben o heyetin karşısına çıkacağım. Ay bir anda modum düştü, kendimi kötü hissettim, işte ne yapabilirim falan, nasıl saklayabilirim, saklanacak bir noktada da değil üstelik. Ve oturur oturmaz heyetin karşısına şunu söylemeye karar verdim ve yaptım. Dedim ki kusura bakmayın, tam arabadan inerken çorabımı arabanın kenarına taktım ve bu şekilde kaçtı. Ve hani şu anda bunu yenileyecek bir yerde olmadığı için etraftan alacak, bu şekilde karşınıza çıktım. Lütfen kusura bakmayın dediğim andan itibaren gücümü tekrar elime aldım. Kafam o çoraptaki delikten uzaklaştı. Tekrar konuşmama hakim olabildim. Ve çok şükür o sınavda çok başarılı olarak geçtim. Yani ya görürlerse, ya alay ederlerse, ya bir şey söylerlerse kısmı. O etrafımızdaki insanların bizi onaylamama korkusu açıkçası. Hayatımızda çok şeye mal olabilir. Bu yüzden... Saklamak yerine, bir şekilde bunu gizli gizli yapmak yerine açıkça ifade etmekte o insanlara fayda var. Kim gülecekse gülsün. Yani bu sizin için önemli mi? Bunu düşüneceksiniz. Ha, bir kalabalığın karşısında kendinizi rahatsız hissediyorsanız, insanlar çoğunlukla kendine dokunmak ister. İşte eli cebinde gezer bir kalabalığın karşısında konuşurken. Bir şekilde o gücü almak istiyorsanız en güzel hareket şu. Bakın kendinize dokun. Gücünüzü hissedin. Kendinizi hissedin. Bedeninizi hissedin. Kimse de görmez, fark etmez bunu yaptığınızı. Yani illa vücudunuzda bir yere dokunmak zorunda değilsiniz. Onun için mi böyle ellerini şöyle şöyle yaparlar? Tabii tabii, herkes kendine dokunma ihtiyacı hisseder. Saçını düzeltir konuşurken işte vesaire. Şunu yaptığınızda etrafınızda belli etmeden... Bunu başarmış olursunuz. Beden dilidir bu aynı zamanda. İçinizdeki kaynana evet hep söyleyecek. Zamanında senin başına şu gelmişti. Bak gene de gelebilir. İşte filancanın başına da bu gelmişti. Bir de o var. Yani başkalarının deneyimleri de aynen kaynana tarafından hatırlatılıyor. Siz gücünüzü ele alın. Kendinizle sohbet edin. Kendinize güzel şeyler söyleyin. Başarabilirsin deyin. Bunu anneniz babanız hiç söylememiş olsa da siz kendinize söyleyin. Çünkü siz bu bedenden sorumlusunuz. Bunun yaptıklarından sorumlusunuz. Neden kendinizle güzel sohbetler etmiyorsunuz? Korktuğunuz, çekindiğiniz bir durum varsa da bu beni niye korkutuyor? Ben bu insandan niye çekiniyorum? Niye onun sözleri bana hep batıyor? Bunu düşünün. Çünkü bunların hepsi sizin kendi kararınız. Yani o insanın sözlerinin sizi rahatsız etmesine izin veren sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu sonuçta sizin içinizdekiyle de konuşarak halledebileceğiniz bir mesele. Dışarıdaki insanla da konuşarak halledebileceğiniz bir mesele. Onu söylemek istiyorum. Çok mu uzattım bilmiyorum ama. Sen konuştukça ben de alt başlıklar çıkarıyorum kendime. Yıllarca hitabet ve diksiyon dersleri verdim. Artık vermiyorum çünkü gına geldi. Ancak böyle toplu bir mesela bir banka şubesi çalışanlarını istiyorlarsa gidiyorum. Hitabette ilk önce çok iyi hazırlanmak önemli. Diksiyonunun ne kadar kötü olduğunu da boş geç her şeyi hep anlattığım şu.
konusuna hakim olan ne demektir? O şey hakkında en çok bilgiye, evet, ve bilginin tamamına sahip olan kişinin nasıl konuştuğu değil, ne söylediği önemli, evet, oluyor. Evet. O zaman özgüvenini yok edecek hiçbir şey kalmıyor. Bir tek şart var iyi bir hitabette, konusunu çok iyi bilmek. O zaman sırayı da boş geçebilirsin, tekezlersen de mutlaka ucundan tutup çekeceğin bir cümlen vardır filan. Sanırım özgüvende de bu var. Yani içindeki kaynana, eğer sen o konu hakkında fazla bilgi sahibi değilsen, seni sürekli pasif tarafa atmaya çalışıyor. Ya bir soru gelirse işte ne yapacaksın? Ha. Ya sana şu konuyu sorarlarsa nasıl cevap vereceksin? Konunu biliyorsa. Sınava giren çocuklarda da aynı şey var. Ay şu konuyu tam çalışmadın mı acaba? Ya oradan soru çıkarsa vesaire. Ya bu sonuçta tamamen kendi bünyenizde oluşturduğunuz bir şey. Yani o size ait aslında bir parça gibi gözükse de aslında tamamen size negatif önermelerle koruma altına almaya çalışan alt beyniniz, bilinçaltınız konuşuyor. Peki ne yapacaklar o zaman kendi kendine özgüvenini yükseltmek için? İlk önce kendiyle düzgün konuşacak, evet, aşağılamayacak. Evet. Kendinize kötü söz söylemeyeceksiniz. İçinizdeki kaynananın içinizdeki arkadaş olmasını sağlayacaksınız. Size arkadaş gibi davranmasını sağlayacaksınız. Size arkadaş gibi hitap etmesini sağlayacaksınız. Özgüveninizi kıracak eğer noktaları tespit ettiyseniz üzerine gideceksiniz. Ben bu konudan niye rahatsız oluyorum? Bu husus beni neden bu kadar üzüyor? Bu soruları sorun. Bu soruların cevaplarını dinleyin kendinizde. İşte o zaman da bana bunu demişti. Ben de o zaman üzülmüştüm. Gene aynı şey olursa gene üzüleceğim. O zaman neden üzülmüştün? Şimdi niye üzüleceksin? Ben hep şunu söylüyorum. Etrafınızdaki hiç kimseyi değiştiremezsiniz. Değişen tek şey sizsinizdir. Eğer ilişkilerinizde, iş yerinizde, ailenizde yaşadığınız sorunlar siz değiştiğiniz için değişecekse lütfen değişin. Başkalarının değişmesini beklemeyin. Hiçbir şey başkalarının yüzünden olmuyor zaten. Olan her şey sizin kararınız, sizin baş eğmeniz, sizin bir şekilde bunu kabullenmeniz. Lütfen gücünüzü kendinizde tutun. Onun yüzünden olduğu lafını geçin. En iyi karar veya en kötü karar da olsa o sözle ilgili hareket etmeyi siz tercih ediyorsunuz. Tercih etmeye de bilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Başkalarını suçlayarak değil, evet, yani kendi aldığın kararlarla, evet, ilerliyorsun. Ben boşandım çünkü işte ne bileyim kaynanam çok kötü bir insandı, onunla geçinemiyordum. Hep de kaynanalara gidiyoruz bu arada, pardon. Yani ama yani konu öyle gelişiyor, kaynanalardan bahsediyorum. Çok iyi kaynanalar da var ya. Ben neler biliyorum, yemin ediyorum. Kendini alırsa gelinine de götürüp inatla iş yerine, evet, teslim edeni, evet, biliyorum. Yani. İnsanı test eden kaynanalar da var hayat törpüsü olarak. Olabilir. Yani orada sonuçta bir evlat var paylaşılamayan. Her neyse. Yani bu ilişkileri yönetmekte eğer bir şekilde hep onun yüzünden olduğunu düşünerek olayların gidiyorsanız hatadasınız. Özgüveni o zaman aşağıya çekiyorsun. Evet. Bir şeyler oluyordur. Oradan ters bir laf geliyordur. Veya ne bileyim kalbinizi kıracak bir şeyler oluyordur. Bu hususta, bu olanın içinde siz kalbinizin kırılmasına izin veriyorsanız o sorumluluk sizde. Kalbiniz kırılmaya da bilir. O laf size batmaya da bilir. Yani oturup bunu düşünen, üzerine kuran gene sizsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Beynimizde her gün düşündüğümüz ortalama 70 bin düşünce var gün boyunca. Ucuza ekleniyor, evet, bunlar ya. Daha da kötüsü ertesi gün bir gün önce düşündüklerinizin %95'ini tekrar düşünüyorsunuz. Nasıl bir mesaide? Ay, geviş getiriyor bir de. Evet. Yani sorunlu bir durum, atıyorum. Kavga ettiniz. Ne bileyim eşinizle, çocuğunuzla, iş yerinizdeki insanla veya kayınvalidenizle. Veya gelininizle. Ay, olabilir yani. Bir gün ben de kayınvalide olacağım ama dikkatli konuşmak zorundayım. Neyse. Şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki böyle bir şey yaşadınız. Sizi üzen ne biliyor musunuz? Yaşadığınız olaydan çok o olay üzerinde sonradan düşündükleriniz. Şunu bu, deseydim, bunu deseydim var ya, o geçmişte de boğulmuştu. Yani. Bak işte o içinizdeki kaynana bık 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 sürekli. Keşke bunu deseydim. Şimdi gideyim ona şunu söyleyeyim. Yarın söylerim vesaire. Yani
bu katlanarak gelen bir düşünceler silsilesi. Ne yapıyorduk böyle bir şey olduğunda? Türkü söylüyorduk. Evet. Evet. Lütfen düşüncelerinizin size hakim olmasını engelleyin. Siz düşüncelerinize hakim olun. Onları yönetin. Onlar öyle başıboş gezmiyor uzayda. Onların hepsini üretiyorsunuz. Yediklerimizin üçte birini beynimiz yakıyor, biliyor musunuz, düşünürken? Tabii, tabii yediklerimizin üçte birini yakıyor. Gün boyu aldığınız kalorinin üçte birini beyin hücreleriniz yakıyor. Onun için mı? Evet. Yani ne gerek o zaman var boşa geçen düşünce? Zayıflayabilir miyiz yani? Yani filozof da olabiliriz. Evet, bundan 5 sene sonra incecik bir filozof olacağım. Ağzına dilde sağlık. Rica umarım ederim. Bu sohbetten kendi hayatınıza ait bir şeyler bulup çıkarmışsınızdır. Umarım ondan sonra dırdır eden kaynanaya türkü söylemeyi öğrenmişsinizdir. Ve özgüven, inanın, gerçekten ben de bunu 61 yaşında deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Kendinize yakışan bir şey gördüyseniz, siz yakıştığını düşünüyorsanız giyin. Başkalarının ne dediğine de çok bakmayın. Tabii ki başkalarını rahatsız etmeyecek bir şeyse. Tabii. Yani poposunda delik açılmış pantolon, hı-hı, değilse bu yani. Hı-hı. Onu demek istedim. Bu. Hoşça kalın, görüşmek üzere.